Yılmaz Meşrubat Köşe Bucak programını sunar. Güzel ve güneşli bir Karadeniz gününde Muzaffer'le sohbet ede ede yollardayız. Bugün nereye gideceğiz? Neler yapacağız? Hepsini tane tane anlatıyorum. Köşe Bucak programından tekrar merhaba sevgili izleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi programımızla yollardayız. Bugün de yollardayız. Yanında görmüş olduğunuz gibi şu anda aracımızı kullanan kameraman arkadaşımız Muzaffer. Sadece kamera kullanmıyor, aracı da çok güzel kullanıyor. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bugün program çekecek olduğumuz yeri Muzaffer organize etti. Ama organizasyonda sıkıntılar çıktı. Muzaffer sana güvenip yola çıksak yarı yolda kalacaktık. Yemin ediyorum neredeyse bizi ilk programda bu hale düşecektik. Neyse ki ben devreye girdim sevgili izleyicimiz. Daha önceden bizlere mesaj atmış olan bir izleyicimiz vardı. Kendi bulunmuş oldukları bölgede kanyonu olduğunu, şelalelerin olduğunu, kaya mezarlarının olduğunu söylemişti. Ve biz de yani işin açıkçası biz bir istihbarat aldık. Nedir? Şelale istihbaratı. İşte kaya mezarı, kanyon. O bölgeye doğru gidiyoruz. İstikametimiz, Çamaş sevgili izleyicilerimiz gitmiş. Sevgili izleyicilerimiz derken dilimde böyle bir şey oluştu. Fark ettin mi? Konuşursam uzak hiçbir şey söylemiyorsun. Çamaş bölgesine gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Gitmiş olduğumuz yerde ne var? Kimlerle karşılaşacağız? Nasıl bir program yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Bilmiş olduğum tek bir şey var. Yine memleketimizin en güzel köşelerini elimizden geldiği kadar sizlere izlettireceğiz. Sizlere aktaracağız sevgili izleyicilerimiz. Köşe Bucak programımız başladı ve yollardayız. Bugün farklı bir bölgede program çekecektik. Ama son anda rotamızı değiştiriyoruz ve yapmış olduğumuz bu değişiklikle yönümüzü Çamaş'a, Damlacık Kanyonu'na çeviriyoruz. Ve Damlacık Kanyonu orada yaklaşık olarak 50 kilometrelik mesafede. Sosyal medyadan bizlerle iletişime geçen ve bu bölgelerde şelaleler, kanyonlar, kaya mezarlarının olduğu yöndeki bilgileri veren izleyicilerimizle buluşmak için soluğu Çamaş'ta alıyoruz ve 50 kilometrenin sonunda rehberlerimizle buluşuyoruz. Duydunuz burayı sevgili evet. İzleyicimiz. Bizim programımız hangisi? Köşe Bucak programını devamlı takip ediyor. Anadolu kadınının ne kadar yetenekli, ne kadar becerikli, ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Şu mikrofonu da al. Bir şey söyleyeyim mi? Ciddi söylüyorum bak yani Köşe Bucak ben Ümit Atabay desen benziyoruz adamla beraber ya. Benim biraz saçım olsa Aydın amca. Evet. Biraz şöyle bir bıyık yapsam ben. Tamam, aynı efendim. Sen. Konak demiş olduğumuz bu şekilde olur. İki tane girişi var sevgili izleyicimiz. Bu cevizi yalnız yiyeceğim ama kamerayı kapattıktan sonra yiyeceğim. Çünkü şapur şupur ediyormuşum. Montajdaki arkadaşımız çok kızıyor. Ümit abi ne olurdu bir şey yerken de ağzını şapırdatma diye. Şapırtıyor mu Muzaffer? Hemen rehberimize soruyoruz. Evet sağlam. Sağlam mı? Binebilirsin. Daha önce hiçbir kameranın girmediği bölgelere girip yani keşif niteliğinde sevgili izleyenler güzel şehrimiz Ordu'nun derinliklerine doğru Köşe Bucak programında iniyoruz. Köşe Bucak programında ben Ümit Atabay tekrar sizlerle birlikteyim sevgili izleyicilerimiz. Çamaş'a 7 kilometre mesafede bir bölgedeyiz. Damlacık Kanyonu'nun olmuş olduğu o bölgede sevgili izleyicilerimiz. Biraz sonra tam detaylı bir şekilde anlatacağım nerede olduğumuzu. Buraya nasıl geldik? Sosyal medya var biliyorsunuz. Sosyal medyada iletişim kurduk. Dediler ki bizim bu bulunmuş olduğumuz bölgede şelale var, kanyon var.
kaya mezarları da var ve tam bizim aramış olduğumuz şey sevgili izleyicimiz ve biz de bu bölgeye geldik ve nereye geldik, kimlerin yanına geldik şimdi hep beraber izliyoruz. Muzaffer nasılsın? İyisin. İyi, çok güzel. Görmüş olduğumuz gibi işte selamün aleyküm. Kolay gelsin. Aslı Hanım, siz de herhalde irtibat haline girmiştik değil mi? Merhabalar. Fatih Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız Fatih İyiyim, Bey? Sağ olun. İyisiniz siz inşallah. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Kimle başlasak? İlk önce siz de irtibata... Tamam, evet. Nasıl irtibata geçtiniz bize? Bir bundan bahsedelim. Şimdi sizin programınızı sürekli takip ediyorum. Duydunuz burayı sevgili evet. izleyicimiz. Bizim programımız hangisi? Köşe Bucak programını devamlı takip ediyor. Daha sonra sürekli ne oldu? Sürekli takipteyim. Ben bu işe başlayınca burada gizli bir bölge var. Çünkü harika şelale ve Damlacık Kanyonumuz var. Evet. Sizinle iletişime geçeyim. Ve bura tanınsın, bilinsin diye evet sizinle iletişime geçtim, mesaj attım ve sağ olun geri döndünüz ve geldiniz. Ve anladığım kadarıyla burada çok güzel, bu kendi eviniz değil mi? Evet, kendi evim. Ne güzel, çok güzel evet. Ve burada işte turizm elçiliği de yapıyorsunuz. Yapıyorum. Kahvaltılar veriyorsunuz. Organik kahvaltı veriyorum, kendim yapıyorum her şeyi. Evet. Çok fazla anlattığımız zaman reklama girecek, belli evet. bir noktada kesmemiz kesiyoruz. Gerekiyor. Aslı Hanım burada kendi işletmeciliğini de yapıyor. Evet. Ailecek yapıyorlar. Evet, Fatih Bey nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ya bir şey söyleyeceğim yalnız. Buyurun. Aslı Hanım kışlık kıyafette, siz yazlık kıyafette. Şimdi biz dereye gideceğiz sizden beraber. Ha, onun için dere hazırlığı. Dere hazırlığı. Evet. Dereyi gezeceğiz, dolaşacağız. Peki sizden bulunmuş mecburen... olduğumuz bölgeyi tam olarak anlatır mısınız? Çamaş'a bağlı Hisar Bey Mahallesi. Evet. Fatsa'ya 13 kilometre, Çamaş'a 7 kilometre. Mesafede? Mesafede. Neler var burada? Burada konağımız var. Evet. Karadeniz'in en büyük konağı var, Cevat Bey konağı. Öyle mi? Eski camimiz var, taştan yapılmış. Kaya mezarlarımız var. Kaya mezarları var. Evet. Bir de kanyonumuz var. Kanyonunuz var. Abi biz dere diyoruz da siz kanyon diyorsunuz artık genel adı. Kanyon daha havalı oldu. Evet, ondan mı oluyor acaba? Hava, yoksa, kanyon varmış. Karadeniz'in dereleri yoksa başka bir Karadeniz'in dereleri tabii ki meşhurdur zaten. Evet, türküleri evet. bile konu olmuştur. Evet. Karadeniz'in dereleri. Neresi? Ordu'nun dereleri, ordu. Şelalede var değil mi? Hepsi var, hepsi, hepsi var. Hepsi var sevgili izleyiciler. Hepsini göreceğiz şimdi. İşte hepsini biz ne yapacağız, göreceğiz. Evet. Hazırlığımızı yaptık. Hazırlığınızı da yaptınız. Evet. Bu şekilde anladığım kadarıyla derelerden geçeceğiz. Evet, suyun içinden geçeceğiz. Derelerden geçeceğiz, sulardan geçeceğiz. Hazır mısın Muzaffer? Hareketli bir program seni bekliyor. Evet. Mikrofon tutar mısınız? Evet. Şöyle. Ben de yavaş yavaş soyunayım o zaman. Şimdi siz ben yazlık önce ben kışlık. Gerçekten çok sıcak oldu sevgili izleyicimiz. Biz de montumuzu buraya bırakalım. Yavaş yavaş yola çıkacağız. Şimdi Muzaffer'in kamerasından gelmiş olduğumuz bu bölgede neler var? Küçük detaylar aldıktan sonra yavaş yavaş ne yapacağız? Yola çıkacağız sevgili izleyicimiz. Köşe Bucak programında bugün yine güzel bir programda, güzel bir havada sizlerle birlikteyiz. Gidecek olduğumuz yerleri duyunca güzel bir program çekeceğimizi anlayıp heyecanlanıyorum. Sıcaktan mıdır yoksa nedendir bilmiyorum ama bana sanki sıcak basıyor. Önce montumu çıkartıyorum, sonrasında ise çevrenin görüntülerini alıyoruz. Çevrenin görüntülerini aldıktan sonra karşı komşuda kış hazırlıkları olduğunu görüyorum. Tabii selam vermeden olmaz. Şimdi tabii kanyona gideceğiz sevgili izleyicilerimiz ama neler var neler yok kimler var onlarla da konuşup sohbet etmek lazım. Hemen bulunmuş olduğumuz yer işte biraz önce gittiğimiz yer karşı komşuya doğru gidiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adım Necati Özçelik. Nasılsın Necati abi? Teşekkür ederim. Yaş kaç? 52. 52 değil mi? Evet. Sen benden büyüksün, ben sana o zaman abi desem hiç yadırganmaz. Necati abi ben senden küçüğüm, bir senin saça bak bir benimkine bak arkadaş ya. Vay değil mi? Abi be Allah. Benim saçlarım doğuştan böyle. Doğuştan böyle diyorsun. Evet. Nasıl? Keyifler nasıl? Çok şükür Allah'a iyi. Bir şey söyleyeyim, şu saçları yalnız var. Şöyle ortadan ayırsam daha iyi olur. Abi uzun kız gibi diyorlar ya. Öyle ayıp mi? Oluyor. Olmaz mı diyorlar? Olmaz öyle. Şaka yani. Yapıyorum, takılıyorum. Keyifler nasıl? İyisin inşallah. Çok şükür Allah'a iyi. Yavaş yavaş kış da geliyor. Geliyor evet. Kış hazırlıkları da yapılıyor. Evet. Değil mi? Daha önce televizyona çıkmış mıydın? Çıktım. Çıktın mı? Nerede çıktın? İsim söyleyeyim mi? Söyleme. Çıktın diyorsun. Tecrübeliyim bu konuda diyorsun yani. Köyümüzün bir tanıtımını yaptık. Mağarayı kusatmıştık. Mağara da mı var? Evet var. Öyle mi? Cevat Bey'in konağını kusatmıştık. Öyle mi ha? Tarihi camimiz var orada. Biz de işte o bölgelere doğru şimdi gideceğiz yavaş yavaş. Ama burada motor sesi duyduk, dedi ki kış hazırlıkları var. Ya bir elde biz atalım bakalım komşular çok ne yapıyor olur. Ne ediyor de. Selamünaleyküm.
Kışa girerken tabii kış hazırlıkları sevgili izleyicilerimiz köy zordur. Köyde kış hazırlıkları bağ bahçesine tutun da odununa kadar sevgili izleyenler. İşte şimdi burada kış hazırlıkları, odunlar dizilmiş, odunlar kesilecek sevgili izleyicilerimiz. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. İyisiniz? Merhabalar. Merhaba. Sen mi kesiyorsun? Siz mi kesiyorsunuz? Evet. Vallahi. Evet. Şimdi sevgili izleyicimiz, hani bayanlar görmüş olduğunuz gibi özellikle köylerde Karadeniz köylü, Karadeniz kadınının ne kadar güçlü olduğunu da burada göreceksiniz. Hani böyle evlerde sanmayın ki bayanlarımız böyle işte günlere gidiyor geliyor. Görmüş olduğunuz gibi motoruyla beraber ağaçları keseceksiniz. Kışa hazırlık yapacak. Kışa hazırlık. Nasıl? Zor değil mi? Yani sen ya kadın ne anlar bundan? Sen eve gir, evi süpür, bulaşık yıka demediler mi? Bunu ya. Yok, eşimiz çalışınca mecbur yapıyorsun. Hayat müşterektir. Hayat müşterek, her şeyi yapıyorum diyorsun. Aynen öyle. Vallahi hayranlık duyuyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Burada sevgili izleyicilerimiz evde bir köşede oturmuş kahve yudumlar. O bayanlarımıza, onlara da selamlarımızı gönderiyoruz ama kadın demiş olduğun hayat müşterektir. Her şeyi yapıyor sevgili izleyicilerimiz. Bakın burada motorunu alıp kış hazırlığı için odun kesecek. İsim neydi? Fatma Arslan. Evet. Hadi bakalım. Fatma Arslan, Karadeniz kadınının ne kadar güçlü olduğunun en güzel örneklerinden. Çağımız dünyasında sadece ojelerinin rengini düşünen kadın profilinin Fatma Arslan'dan alması gereken çok ama çok ders var. Ve o kış hazırlığı içinde elinde motoruyla cefakar Anadolu kadınlarından sadece birisi. Anadolu kadınının ne kadar yetenekli, ne kadar becerikli, ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Tebrik ediyorum. Şunu diyordum. Anadolu kadınının ne kadar becerikli, ne kadar yetenekli, ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Eşinin yanında, her şeye de yanında. Burada bir sürü beyefendi var, erkekler var böyle. Ama siz burada böyle motorla beraber böyle... Şu mesela şu oturan beyefendi kim? Görümcemin kocası. Evet, akrabanız oluyor. Evet. Beyefendi? Amcamın oğlu. Amcanızın oğlu. O hep, amcamın oğlu. Evet, hep beraber burada akrabalarla beraber ne güzel bahçeleri burada. Çayları da demlediniz, çay da yapıyorsunuz. Sadece diyorsunuz ki biz evde ev işleriyle değil, her işi yaparız. İşte sevgili izleyicimiz, üretimde kadınların ne kadar önemli ve etken olduğunu da buradan görüyorsun. Var mı selam söylemek istedikleriniz? Bütün termellere ve ordulara. Termellere. Nerelisiniz? Termeli. Termelisiniz. Buraya gelin geldiniz. Yok, İstanbul'a gelin geldim. İstanbul'dan buraya geldiniz. Evet. Fotoğraf mı çekeceksiniz? Yok, sizi canlı yayına alıyor. Bizi canlı yayına alıyorsunuz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenler. Biz çekim yaparken bizden önce bizi canlı yayına alıyorlar. Ben de kesebilir miyim? Tabii, neden keserim? Ben de keserim sevgili izleyicimiz. Yani Fatma'nı kesiyorsa ben de keserim. Çalıştırın. Ben mi çalıştırayım? Ben mi çalıştırayım? Sen çalış. Tamam. Dur şöyle geçeyim de kesmeyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yerimi kesmeyeyim de. Şöyle. Hızlı çek. Çek. Kapattın mı? Tamam. Dur. Bozulmadı değil mi? Yok. Az bırak. Ya arkadaş, şimdi rezillik diz boyu. Dalga geçecekler bende. Motoru bozdu bu. Çalışmıyor. Yok, daha bırak kalsın. Şey çıktı. İpi çıktı. İpi, i̇pi çıktı. Evet. Ya arkadaşım, ipi çıkın şeyi veriyorsunuz bana. Aha, adam çalışıyordu. Ya herkes bir işin erbabı olmak lazım. O çok önemli. Ver biraz da ben keseyim mi? Köy koşullarında kış hazırlığı her zaman
çok zordur. Kış bu bölgelerde oldukça çetin geçer. Ben de bu hazırlıklara destek olmak için motoru elime alıyorum ama motoru çalıştırmayı bile beceremiyorum. Nihayetinde zorla da olsa bir ağaç kesiyorum ama geride kesilmesi gereken onlarca ağaç var. Bir tane kestim, en azından günü kurtardık sevgili izleyicilerimiz. Yoksa burada rezil olacaktık. Kameraman arkadaşımız Muzaffer'in de bana gerçekten pis pis gülmesi var. Onun bu gülmesine hiç hoşlanmıyorum. Dalga geçiyor bende. Görmüş olduğunuz gibi. Burada gerçi biraz motoru bir bozduk. Bir anormallik vardı zaten. Vardı değil mi? Var, motor da vardı değil mi? Var var var. Yani sorun bende değil değil mi? Yok yok, yok. Değil. Gördüğünüz gibi sorunun bende olmadığını da burada öğrenmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Buradan sevgili izleyicilerimiz, bütün gelinlere, herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Kaynanalar bazen kızıyor gelinlere. Bakın sevgili izleyicilerimiz, elinde motoruyla beraber yani burada ağaçları kesiyor, kışa hazırlıkları yapılıyor. Burada herkesin kendine çıkarması gereken bence bir mesaj var dedikten şu anda. Nasıl? Hepsini sen mi kesin burada? Halil Özselik'in selamı var abi. Vallahi kim? Halil Özselik. Halil Özselik bana selam var burada. Burada da yayına. Tanıyor musun? Tanımıyorum, bilmem. Buradan da sen bizi çekiyorsun öyle mi? Çek, evet, şu çekiyorum. Kameraman arkadaşımızı da çekelim çek, buradan. Çek. Onu da gördüğünüz gibi seni sevgili izleyenler, canlı yayında yapıyoruz. Şöyle gideyim de bir bardak çay içelim. Ondan sonra yolumuz uzun Muzaffer. Yolumuza doğru devam edelim. Yolumuza devam ediyoruz. İlk olarak kaya mezarlarının olduğu bölgeye gidiyoruz ve buralarda kaya mezarlarına mağara diyorlar. Şimdi yanımda ise mağara sahibi Aydın abi var. Ve sevgili izleyicilerimiz, ilk önce kaya mezarının olmuş olduğu yere geliyoruz ve kaya mezarına burada mağara diyorlar. Ve ama şikayetçi olmuş oldukları bir nokta var. Bu tarihi derinliği olan yerleri defineciler kazmışlar. Halk tağı arasındaki tabirle patlatmışlar. Ve biz sevgili izleyicilerimiz kaya mezarının mağaranın sahibini bulduk. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ya bir şey söyleyeyim mi? Evet söyle. Evi olan adama rastladım. He. Yatı olan adama rastladım. He. Tamam mı? Tamam. Bağ bahçe her şey olan adamı görüyorum. Tamam, ama ben ilk defa mağara sahibi bir adamla karşılaşıyorum. Benim işte Aydın Akkoy. Aydın abi, mağaran var senin öyle evet, mi? Evet evet evet, mağara tapulu benim. Tapusu yani kaya evet, mezarları. He. Evet. Kimler varmış orada? Ne zamandan gelme? Yani bunlar belli değil. Buradan belli değil. Eski tarihi mezarlık. Yalnız buradan gidenler Kolaklı olarak söyleniyor. Evet. Benim bildiğim mezarlık bura. Kaya mezarlarının tarihi 2000 yıl öncesine kadar gidiyor. Evet gidiyor. Peki senin böyle bahçene girip de o kaya mezarlarını kazanlar edenler kim? Ya bunlar gece çalışan kişiler. Gece böyle evet, yani evet, ne evet. diyoruz biz arama buna, yapıyorlar. Yalnız, gizli gizli geliyorlar evet, bir şey buldunuz evet, diye. Evet efendim. Evet. Ya orada bir şey olsa bir Aydın abimle o Aydın abi alır zaten ya. Yani. Evet. Değil mi? İllaki. Değil kapımız mi? Orada. Zaten üç kardeşin de bu. Peki burası neresi? Bölgü. Tam olarak neresi burası Aydın abi? Burası mağara, dama yani. Damanın mağarası. Damanı bu. Dama evet. Dama olarak, he, dama olarak geçiyor. Burada ne diyorlar? Ya mağaraya gittiğin zaman herkes mağara olarak biliyor. Evet. Evet. Damadaki mağara. Kimi? Damadaki mağara diyor. Evet. Nereden geliyorsun böyle Aydın abi? Ben böyle bahçeden beri mağaraya çıkacaktım, caydım şimdi sıcak diye. Niye? Sıcak mı? Çok evet. Var mı yol? He, yol yok ya, buradan ağrı çıkıyorsun. Yakın diyorsun. Yakın, çıkıyorsun yakın diye. Efendim, yakın evet. 500 evet. metre yok yani. Evet, peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Aydın abi, abi yalnız bir şey söyleyeyim mi? He. Bugün herkesin saçlarına taktım Aydın abi, he. Böyle saçlar. Yaş kaç Aydın abi? Yaş 63. Maşallah Aydın. Vay, he, 63. Aydın abi. Evet. Gözler çakır. He. Saçlarda en ufak bir beyaz yok. Saçlar şimdi boyama ben ama. Bazen aynen dediğin doğru. Bazen oturum yapıyorum bazen Fatsa'da. Sahilde he. Oturuyorum. La senin gözün de güzel, saçın da güzel. Yaşın kaç? 63. Vay. Hayret diye sen de. Aydın hiç, abi bir şey söyleyeyim. Hiç mi düşünce yok? Aydın amca şunu bir tutar mısın Aydın elbet abi? Elbet. Bir he, şey tut, söyleyeceğim. Söyle. Şunu tak, şu mikrofonu da al, he, bir şey tamam. Söyleyeyim mi? He. Ciddi söylüyorum bak, hani köşe bucak, ben Ümit Atabay desen benziyoruz adamla beraber ya. Benim biraz saçım olsa Aydın amca, evet. Biraz şöyle bir bıyık yapsam ben, tamam aynı efendim. Sen, hiç farkımız yok bizim birbirimizle. Yok yok,
Çene sakalını atsan aynen. Ay bu burayı atsam diyorsun. Aynen. Şöyle yapsam diyorsun. Kardeş bilirler bizi. Aydın abi değil vallahi mi? Vallahi söylüyorum ya. Vallahi kardeş bilirler. Baksana şu adam bak yakışıklılarsa. Ya. Aydın abi selam söylemek istediklerim var mı? Selam söyleyeceklerim. Ne gibi olsun? Ya arkadaşlar, akrabalar, çelik arkadaşlar, çocuk. Arkadaşlar tüm akrabalara. Çelik çocuk var mı? Var. Kaç tane? İki. İki tane. Torun var mı? Torun var bir tane. Bir tane de torun var diyorsun. He. Çok seviyor musun bir torunu? Bir kızım var, o da Aydemirler'de. Oh, onlara ona bir buradan oğlan selam. Var, o da sanayide motor ustası. Fatih Bey de biliyor. Evet, onlara selam söyle işte buradan. Buradan selam söyleyebilirim. Evet. Kızım İmran'a, İmran Aydemir'e ve torunum Esma Aydemir'e. Yalnız torun deyince göz... Sanayide oğlum var, Ümitcan Aksoy. Evet, torun deyince yalnız yüzlerin güldü Aydın abi. Gülüyor. Ya, torun dedim mi bir tane. Torun başka değil mi? Başımız şimdi sevgili ya. İzleyicilerimiz, biz buradan mağaraya doğru gideceğiz. Evet. Yalnız gözlük sana daha çok yakışıyor biliyor musun? Vallahi. Çok vallahi yakışır sana gözlük. Buradan mağaraya gideceğiz. Evet. Sen o mağaranın sahibini buldun mu? Tek başına nasıl gidiyorsun diye bana kimse diyemez. Adam mağaranın sahibi. Hayır. Gidebilirim değil mi Aydın abi? Yolda burada ben de katılabilirim istiyorsan. Sen de gel bize Aydın abi. Ağzımızda var. Fatih abi de var. Biz şimdi buradan yavaş yavaş mağaraya doğru gidiyoruz. Tamam. Bakalım mağarada neler göreceğiz. Tamam. Aydın abi öylesine renkli bir insan ki her zaman gülümseyen, pozitif enerjisini dışarı yansıtan çok güzel bir insan. Kendisinin de bize katılabileceğini söylemesi beni çok ama çok mutlu ediyor. Ve hep beraber mağara yolculuğuna başlıyoruz. Dört kişilik mağara ekibi olarak bağ bahçe demeden yol alıyoruz. Kaya mezarlarına yaklaştığımız anda sonradan olduğu belli olan kayaların üzerinden geçip kaya mezarına ulaşıyoruz. Ve bunun mağara değil kaya mezarı olduğunu anlatarak söze başlıyorum. Şimdi mağaraya geldik sevgili izleyenler. Bir tane değil tabii ki. Bu mağara değil. Bu kaya mezarı sevgili izleyicimiz. Kaya mezarlarının tarihleri en az 2000-2100 yıl öncesine kadar gidiyor. Tabii ki araştırıp hangi döneme ait olduğuyla ilgili ancak bunu uzmanlar detaylandırabilirler. Nedir? O zamanın önde gelenleri, valileri, komutanları ölmüş oldukları zamanlar böyle anıtsal mezarlar yapıyorlardı. Mezarları, kayaları oyuyorlardı. Kendilerini içeri bu şekilde bırakılıyordu. Değerli eşyalarla işte kap, kacak neyi varsa onunla beraber bu kapağı da kapatılıyordu. Zaman sonra sevgili izleyicimiz bu bölgelerde kaya mezarları oldu. Ve kaya mezarı kapağı açıldıktan sonra işte artık hangi dönemde belki de 500 yıl önce açıldı bilemiyoruz. Evet. Ne varsa oradan almışlardı ama kaya mezarı tarihi açıdan çok çok önemli bunlar sevgili izleyicilerimiz. Ama gelin görün ki kenarları böyle yerlere kadar göçmüş. Ne oldu burada Aydın abi diye bir kere kaya mezarının bahçenin sahibine soralım. Efendim hangi sorun o? Olarak yani diyorsunuz. Yani buralar ne oldu böyle patlatıldı. Burayı ya bir şeyler aramak üzere patlattılar işte. Patlatmışlar. Evet evet evet. Ve bu hale gelmiş. Evet. Şimdi abi de diyor ki ben. Bir de burada da 25 santim kuyu vardı. Kuyu mu? Kazmışlar var? Evet. 25 metre. Bir de 25 metre. 25 metre. Derinliğinde su gece su. Kazmışlar bunu. Öyle mi? Evet gece. Yani altın aramak için. Peki ya. Bir şey söyleyeyim. Burada işte yetkililerin acaba turizmle ilgili yetkililerin burayla ilgili hiçbir geldiği hiç araştırma yapıldı bilgileri var mı? Yok. O zaman biz buradan Kültür Müdürlüğü'ne de söyleyelim sevgili izleyen. Tam olarak yerini de söyle bilsinler. Hisar Bey. Ya şimdi burası Hisar Bey. He. Hisar Bey'in de böyle kaya mezarları var. He, Doman mevkisinde mağara. Mağara. Evet. Uzmanların bunları araştırması evet, lazım. Efendim, şimdi evet. Abine diyor ki ben 2 yıl önce diyor bir gezi programı yaptığımızda diyor geldik buraya diyor. Buralarda hiçbir şey yoktu. Ne oldu ondan doğru sonra? Doğru abi biz 2 sene önce yine bir televizyon programı yaptığımız zamanlar buraya geldiğimizde burası Aydın abinin dediği gibi sadece burası 25 metre derinliğinde kazılmıştı. Ama şu olay yoktu. Şu çirkin olay yoktu. Evet. İşte burada devine aramanın yüzünden buraları patlattılar, kırdılar. Bizim gerçekten köyümüzde güzel bir eser. Evet. Tarihi bir mağaramız. Biz mağara olarak söylüyoruz. Mağaramız vardı ama o da maalesef bu duruma geldi yani. Kırdılar. Otladırken oraya kayıyorduk. Evet. Hayvanları otladırken buraya kayıyorduk. Evet. Buraya. Şimdi ordunun birçok yerine kaya mezarları var sevgili izleyicilerimiz. Defineciler bir şeyler buluruz umuduyla beraber bilinçsiz bir şekilde
kazıyorlar, patlatıyorlar ve belki de gerçekten tarihe aydınlık tutacak olan bir buluntuyu perişan ediyorlar, mafyatıyor. İşte ya, burada böyle bir kaya mezarını bu şekilde kenarlarına patlatmışlar. Damla su yoktu, üstünü de kırmışlar. Değil mi? Bir de aşağıyı da kırmışlar. Hatta olmuş orada. Şimdi ya, şimdi de su, damla şimdi suyu şöyle bir bilgi vereyim. Kaya mezarlarında ne olabilir? O zaman önde gelen diyelim ki bir tane komutanı öldü. Adamı kaya mezarı yapıyorlar. Anısal o kaya mezarını koyuyorlar. İçerisine o dönemde işte kap, kacak, hoşuna giden neyi varsa onlarla beraber koyuyorlar. Kapağını kapatıyorlar. Evet, kapağını eğer ilk açan kim açtıysa, aldıysa onun içindekileri belki bulmuştu. Şu anda bunun etrafında bir şey bulma şansı söz konusu değil. Sadece işte bu tarihi açıdan önemli olan kaya mezarları perişan ediyorsunuz. Bir tarihi patlatıyorsunuz. İnanın ki çok çok önemli. Tarihimize sahip çıkmamız lazım. Bu anlamda biz de burada elimizden geldiği kadar uyarıları yapıyoruz. Buradan Kültür Müdürlüğü'ne de buradan sesleniyoruz sevgili izleyicimiz. İşte bu bölgede ki kaya mezarları. Mağaranın içinde biz yağmur yağdığı zamanlarda buraya kaçıyorduk. Buraya battaniye seriyorduk. Bahçeler bizim. Kilim, halı, minder. Burada biz yağmur yağdığı zamanlarda şu bahçe bizim. Evet. Buradan buraya gelip buraya kaçıyorduk. Evet. Eskiden bir de şunu da söyleyeyim ya. Ben 52 yaşındayım. Eskiden köyümüzün kadınları, bayanları biz şey deriz. Sergi deriz. Mesela elma kurusu, ayva kurusu gibi işte. Ha onlar burada kurun. Burada bunun üstünde, bu sayın üstünde burada kurutuyorlar. Kurutuyorlardı. Kurutuyorlardı ama şimdi maalesef. Evet. Ben buraya baktığım zaman tamamen şunu diyorum. Acaba 2000 yıl öncesinde buralar nasıldı? Kim öldü? Kimin mezarıydı? Sevgili izleyicimiz. Belki de şu anki günümüzden 500-600 yıl önce burada yaşayanlar bu kapakları açtılar, içerilerine baktılar, şöyle, mezarlarını aldılar. Biz burayı aynen süpürmüş gibi dairenin içinde bile böyle yani temiz yeri yoktu. Yoktu. Tertemizdi. Evet. Evet. Peki başka üstünü var mı Aydın verdiler. Abi buralarda kaymak? Başka var şu an. Üstünde bak, bir daha var. Evet. Çıkalım oraya aynen da çıkalım, çıkalım o zaman. Bakın şeylerde nasıl bomba binlerce olur. Yıllık evet, tarihi evet. İzlerinin evet. Üzerinde yürüyoruz. Bu topraklarda binlerce yıl önce kimler yaşadı? Ne zaman yaşadı? Nasıl yaşarlardı? Net bir bilgi yok. Elimizde kalan tek kalıntılar ise defnecilerin bilinçsiz bir şekilde tahrip etmiş oldukları kaya mezarları. Ve burada sıklıkla defnecilerin izlerine rastlıyoruz. Kaya mezarı tam olarak altımızda sevgili izleyen. İşte bu büyük kayanın içine koymuşlar. Tabii o dönemlerde buralarda belki bir yerleşmeli bir kale, buna benzer şeyler de olabilir. Araştırması lazım. İşte defineciler gelip buraları bilinçsizce kaya mezarının tam üzerine patlatmışlar. Buradaki o açılan yarıklardan da su, kaya mezarının içerisine sular girmiş. Bir diğer kaya mezarı hemen alt tarafta, bölgeye hakim bir yerdeyiz sevgili izleyenler. Şimdi diğer kaya mezarının olmuş olduğu bölgeye doğru hareket ediyoruz. Binlerce yıllık tarih geçmişi olan kaya mezarları halk arasında mağara olarak adlandırılıyor. Onlar ya çocukların oyun alanı olmuş ya da defnecilerin tahriplerine maruz kalmışlar. İşte ben hayal ediyorum 2000 yıl önce acaba buralar nasıldı? Belki de buralarda yerleşme yerleri vardı. Bir sert bir kayalın koskocaman bir kaya zemininin üzerindeyiz ve buranın yerleri burada daha önce sevgili izleyicimiz şu bulunduğumuz yerde birkaç tane daha kaya mezarı olduğunu söylüyorlar ama hep işte bilinçsiz bir şekilde bir şey buldunuz umuduyla buraları mahvetmişler. Hemen altta bozulmuş olan bir kaya mezarı daha var. Oraya şimdi ineceğiz. Değerli izleyicilerimiz bakın işte burada da bir kaya mezarı var ama nedir işte tahrip edilmiş bir kaya mezarı, kaya mezarının işte girişi daha doğrusu alt tarafı burası ama bakın yıllar sonra 2000 yıl sonrasında işte hem doğanın tahribatı hem de insanların tahribatı sonucunda bu noktaya kadar buraya kadar gelmiş. Kaya mezarları bir tane değil. Bölgede gün yüzüne çıkmış bütün kaya mezarlarını geziyorum. Hepsinde definecilerin tahrip izleri var. Yıllar öncesinde buralarda belki de bir kale, belki de bir yaşam alanı vardı. Bizler ise yok olup kaybolan bir medeniyetin üzerinde bilinçsizce geziyoruz. İşte gördüğümüz gibi bir diğer kaya mezarı sevgili izleyicimiz. Bu kaya mezarı biraz önce görmüş olduğumuzdan çok çok daha büyük ve içi geniş bir kaya mezarı ama içinde işte ne diyelim yani atıklar var, pislikler var sevgili izleyenler. İşte kaya mezarının işte bakın burası
kapağının olmuş olduğu bölüm 2000 yıl önce işte bu kaya mezarını yapmışlar. Bu şekilde kapaklarla kapatılıyor. Kim bilir o dönemin önde geleni valisi miydi, komutanı mıydı? Hiçbir bilginiz yok sevgili izleyenler. Sadece kaya mezarları ama burada bunu mağara olarak adlandırılıyor. Ve bakın işte bilinçsiz bir şekilde bir şeyler bulurum amacıyla artık tarihi eser olmaktan da neredeyse çıkmış bir durumda. Elimden geldiği kadar bütün kaya mezarlarını detaylandırıp üzülerek görüntülerini alıyorum. Üzülüyorum çünkü tarihe olan saygımız ortada. Bütün kaya mezarları yıkılıp tahrip edilmiş. Buralarda kimler vardı? Bunları uzmanların araştırması lazım ve yöre insanının bu yerleri koruması lazım. Eğer buralarda kazı yapılacaksa bunların uzman eller tarafından yapılması lazım. Define peşine düşen hayalci arkadaşlarımız, lütfen bir şeyler bulurum umuduyla bu eserleri yok etmeyin. Çocuklarımıza bunun hesabını veremeyiz. Bulunduğumuz yer bölgeye hakim bir yer. Sevgili izleyicilerimiz, işte kaya mezarlarının olmuş olduğu o büyük kayalık. Buraya geldik. Neler var neler yok diye etrafımızı da bu şekilde gözlemliyoruz. Şimdi kaya mezarının olmuş olduğu bu bölgeden ayrılıp yine farklı yerlere doğru gideceğiz. Şelalelerimiz var, küçük bir kanyonumuz var, deremiz var, konağımız var sevgili izleyicimiz. Tarihi camimiz var. Bunların hepsini bugünkü programımızda paylaşacağız. Kaya mezarlarının olduğu bölgeden ayrılıp şimdi başka bir döneme ait olan başka bir tarihi eserin olduğu bölgeye doğru hareket ediyoruz. Önceleri fotoğraflarını gördüğüm Cevat Bey Konağı tam karşımda. Yıllara inat, dimdik ayakta kalan konak öyle etkileyici, öylesine güzel ki insanın içi huzur doluyor. Dönemin mimarisini en güzel şekilde yansıtan Cevat Bey Konağı, Çamaşır ilçesine bağlı Edirli Mahallesi'nin sınırları içinde yer almaktadır. Halk arasında Çamaş Konağı adıyla da bilinen konak, Çamaş'ta İlçeye adını veren ailenin bir ferdi olan Ali Ağa'nın oğlu Osman Ağa tarafından Fatsa'nın Kabakdağı mahallesinden temin edilen taş ve kendi bahçelerindeki kestane ağaçlarından elde edilen ahşap malzeme ile 6 dönümlük bir arazi üzerine zemin artı 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Cevat Bey Konağı ordudaki en önemli ve en dikkat çekici sivil mimarlık örneği durumundadır. Arkamızda görmüş olduğumuz sevgili izleyicilerimiz işte o dönemlerin ne kadar zevkli, ne kadar heybetli olduğunu gösteriyor. Hani şimdiki o beton evlerin yanında bakın bunlara bakın işte konak demiş olduğumuz bu şekilde olur. İki tane girişi var sevgili izleyicilerimiz. Belki de yanlarında yüzlerce, onlarca çalışanları vardı. Çok geniş odalara sahip gerçekten. Yani çok etkileyici bir görüntü. Hemen başta söylemek istiyorum. İşte böylesine güzel bir tarihi eser, bir konak sevgili izleyicilerimiz çürümeye terk edilmiş. Sahipleri var tabii ki ama bunun bilinçli ellerde restore edilmesi lazım. Evet. Kontrol altına alınması evet. lazım değil mi? Evet. Kimler yaşamış bu konakta? Çamaş ağalarından Cevat Bey. Evet. Kendi ismiyle anılıyor. Cevat Bey Konağı olarak anılıyor. Cevat Bey Konağı. Cevat Bey Konağı. Evet. Cevat Bey buranın ne zamanki toprak ağası, evet. Zengini. Çok varlıklı. Çok varlıklı. Koyun, sürüler o zamanki şartlara göre bayağı bir heybetli bir yaşam olan. Bir de her gün kapısında 100 kişi, 200 kişinin yemek yediği mutfağı çok büyük çapta. Böyle senin misafirperver. Misafirperliği, her şeyi. Tam dört dörtlük bir yaşam sürmüş yani zamanı. O zamandan bu zamana kadar gelmiş olan bir konak. Konak. Peki onun çocukları, torunları duruyor. Duruyorlar. Hepsi torunları var ama Bafra'da. Hepsi buradan selam gönderelim. Aleykümselam diyelim. Hepsi Bafra'da oturuyorlar. Evet. Daha arazileri Bafra'da daha büyük olduğu için Bafra'ya taşınmışlardı. Bu konak da böyle atıl vaziyette kaldı. Duran yok, gelen yok. Kapısını kilitliyoruz. Grip açıyorlar. Şey yapan yok yani. Ziyaretçileri var mı?
resim çekiliyor. Bol bol resim insanlar geliyor ama gelir de zarar veriyorlar. Evet. Kapısını kırıyorlar, içine giriyorlar. İşte altın arayanlar, şömineler var şimdi içine göreceğiz. Her odada bir şömine var. Şöminelerini sökmüşler, dolapları sökmüşler. Aman arkadaşlar. Her şeyi. Ha, gerçekten tarihi bir eser. Kesinlikle koruma altına alınması lazım. Evet. Kontrol altına alınması lazım. Kültür Müdürlüğü'nün böyle evet. bir tarihi eserden tabii ki haberi vardır. Yani, ama sahiplerinin de tabii ki onayıyla, izniyle beraber evet. mi artık nasıl prosedürler şu hiçbir bilgim yok. Ama her ne olursa olsun buranın restore edilip evet. Hizmete açılması lazım. En azından bir değerin kaybolmaması lazım evet. yani. Şimdi çok güzel bir eser ya. Karadeniz'de diyorlar yani gelenler bu konuda bilenler en büyük konak diyorlar bu konuda. Bu kaç yıllık bir konak? Vallahi hemen tahminen 80-90 yıllık civarında. Evet. O dönemlerde evet. düşünsene buralar ne kadar hareketli. Evet. Çift girişleri olur. Hani filmlerde, dizilerde izlemiş olduğumuz o konaklar var ya sevgili izleyicimiz. İşte arkamızda. Ve o dönemin mimarisinin ne kadar güzel olduğunu, o dönemin insanların ne kadar zevkli evet. olduğunu. Ya bakın, bakın şimdi tuğlalardan beton yığma evler, bir de şimdiki evlere bakın. En basitinden çatı suları toplanıp şadırvana gelip şadırvandan ihtiyaçlarını görüyorlarmış ya. Evet. Yani şimdi bir düşünen yok bu işleri. Gezebiliyoruz değil mi? Tabii gezeceğiz. Şöyle yavaş yavaş hareket edelim. Gezelim. Zemin artı iki katlı olarak inşa edilen konağın ana girişin yer aldığı kuzey cephesi konağın en gösterişli ve en dikkat çeken cephesidir. Cephenin ortasında yönü kuzeye doğru açık yarım bir daire şeklinde iki yönlü simetrik taş merdiven ile doğrudan birinci kata açılan ana girişe ulaşılmaktadır. Bizler de bu harika merdivenleri kullanarak ana girişe ulaşıyoruz. Evet, Cevat Bey konağı. İşte şimdi konaktan içeriye giriyoruz. Konaktan içeri girdiğimizde ise o zamanın mimarisini, o zamanın estetiğini hissediyoruz. Ama maalesef bu konak kaderine terk edilmiş durumda. Kaç odası varmış? Kaç oda var ki? Gerçekten çok yani güzel, ihtişamlı bir konak. Bu tür evlerde gezmiş olduklarımın en büyüğü. Burası herhalde şöminesi değil mi? Her odasında şömine. Gel böyle gel. Şömine. Şömine. Isınma ihtiyacını karşılamak için şömine. Küçük bir şömine gibi. Sanki. Evet, küçük bir şöminesi. Her odasında da var. Yatak oda kısmı bu taraf. Burası yatak odası. Evet, yatak odası kısmı. Burası, burada banyosu. Evet. Kendi odasında, yatak odasında, evet. banyosunun attığı tutunda. Evet. İşte evet. Hemen. Şimdi burası yatakhane kısmı. Burası kapıyla kapalı. Hizmetli buradan yukarı çıkıyor. Ayrı bir merdiven var. Evet. Direktmen yatak odası kısmına geliyor. Burası da yine bakın. Gelin. Beyin yatak odası. Şöminesi buradan daha büyük. Evet. Burası... belki de ağanın, Cevat Bey'in yattığı yatak odası. Yatmış olduğu yatak odası sevgili izleyenler. İşte bakın şömineler, evet. Burada banyo yine mevcut. Şömineler kenarları nasıl el işleriyle beraber, taşlarla beraber oymalı, işlemeli. Hala bunlar duruyor. Ya gerçekten çok değerli. Burada da yine banyosu ama şu anda banyosu ön tarafı yıkılmış. Banyo da bu şekilde. Evet. Yatak odasının içerisinde mevcut. Duvarlara bakmış olduğumuz zaman işte duvarlar sevgili izleyicimiz o dönemin işte sıvasıyla beraber yapılmış olan köy evlerinde de görmeye alışık olmuş olduğumuz içi ahşaptan dışı bu şekilde sıvalı evler. Ve biraz önce söylemiş olduğu çok ilginç sevgili izleyenler bakın burası evin konağın sahibi. Bu merdivenden çıkıyor. Misafirler buradan geliyor. Konağa gelmek isteyenler. Ve hemen bu kapı kapalı. Burada ise hizmetliler için ayrılmış olan bir merdiven daha var. Konağın içerisinde iki tane merdiven var. İşte burası hizmetlerin olmuş olduğu dışarıya çıkan bir merdiven. Buradan gelen görevliler, hizmetler sadece yatak odaları. İşte oraların artık temizlenmesi, düzenlenmesi ve buradaki rutin işleriyle beraber. Oraya, buradan giriyor. Mesela
misafiri buradan giriyor, burada ağırlıyor mesela. Evet. Bakın buradan iki girişli. İki girişli sağdan. Buradan kendi oradan giriyor mesela, buradan da misafiri giriyor. Evet. Orada belki de burası işte çalışma odasıydı. Hani dışarıya çıkın olan çıkıntısı sevgili izleyenler. Burası da belki çalışma odasıydı. Sağa solu her tarafı pencerelerle, tavanlar hepsi işlemeli. İşte buradan bir kez daha aynı hatırlatmayı yapıyorum. Tarihi bir eser eğer restore edilmezse belki de önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde burası da tamamen çökecek. Şimdi gezebiliyoruz ama kesinlikle restorasyon altına alınması gerekiyor. Burası. Evet. Burası da diğer, belki de oturma odası, belki de sadece hanımların girmiş evet. olmuş olduğu bir yer. İşte duvarlar işlemelerini biraz önce bahsetmiş oldum Muzaffer. İçi tahta, işte sıvasıyla beraber farklı şu anki kullanılan tekniklerle beraber değil. Bakın yani dokunmaya da korkuyorum. Dokunmuş olduğumuz zaman yavaş yavaş yıkılıyor. Bunların restorasyon altına alınması işte en büyük isteğimiz. Yani buranın kesinlikle turizme açılması lazım. Burada yine şöminesi, dolapları. Evet. Çok güzel bir eser. Şimdi yapmaya kalksa inanın ki kimse bunu ne parayla yapabilir ne güç yeter yani. İşte tavanı yüksek. Hayır diye. Onu bırakın. O zamanın tamamen mimarisini yansıtıyor evet. ve çok zevkli. Çok zevkli. Çok güzel. Zevkli. Yapmış, yani çok zevkli. Böyle bir evde yaşamayı düşünün. Şunları çekin. Bak. Evet. Kapının üzerinde ağaç işçilik. Hepsi işçilik. Duvarlar. Duvarlar. Dan tutunda ağaçlara kadar. 1909 yılında İlçenin tanınmış ailelerinden olan Çamaş ailesine mensup Osman Ağa tarafından taş ve kestane ağacı kullanılarak yaptırılan konağın 18 odası vardır. Avlusunda bir aşevi, bir de fırını bulunan konak, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 223 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Bir zamanlar Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon kapsamında olan konak şu an kaderine terk edilmiş vaziyette. Eğer restore edilmezse önümüzdeki yıllarda bir döneme şahitlik eden konak zamana karşı koyamayarak yıkılıp yok olmaktan kurtulamayacaktır. Ve böylelikle bir kültürel mirasımız daha kaybolup gidecektir. Umarım ki yetkililer bir an önce müdahale edip Cevat Bey konağını Ordu turizmine kazandırırlar. Konağın bütün detaylarını çekip tek tek görüntülüyoruz. Şimdi ise konağın bir başka detayını anlatmak üzere mikrofonu elime alıyorum. Konağın yan tarafındayız sevgili izleyenler. Hani biraz önce göstermiş olduğumuz ikinci merdiven vardı ya. İşte o ikinci merdiveninden inilen
çıkılan konaktan çıkılan, yandan çıkılan kapı sevgili izleyenler. Hemen burada yine yan tarafında müştemilatlar var, depolar var ve mutfak. Evet, mutfağa şimdi geliyoruz. Bakın görevler, hizmetler işte burada yemeklerini, yiyeceklerini hazırlayıp burada çok büyük bir tane de ocak var. Görmüş olduğunuz gibi büyüklüğünü de görüyorsunuz. Şöminesi var. Burada yemekler hazırlanıp hemen buradan konaktaki işte evin beyine, hanımına artık kimler varsa onlara servis ediliyor. Veyahut da misafirlere sevgili izleyenler. Gerçekten çok güzel. Hani tarihin derinliklerinde işte bunları görmek keşke restore edilmiş olmuş olsa bambaşka. Ha düşünüyorum da yani 100 yıl öncesine veyahut da 200 yıl öncesine gidip de oraları şimdi o zamanki durumuyla görmek, inanın ki onu hayal etmek bile beni oldukça heyecanlandırıyor. Son zamanlarda görmüş olduğum en güzel tarihi yapılardan bir tanesi. Dimdik ayakta sevgili izleyicilerimiz, ama müdahale edilmezse, ama restore edilmezse işte o da tarihin tozlu yaprakları içerisinde. Bir gün burada bir konak vardı, bakımsızlıktan çöktü gitti denilecek ve hepimiz ah vah etmeye başlayacağız. Ama şimdiden bunun önlemi alınırsa bu konak dimdik, Cevat Bey konağı dimdik gelecek nesillere aktarabilecek olduğumuz bir miras olur. Bizler böylesine değerli tarihi eserlerimize sahip çıkılması umuduyla bugünkü programımızda uzun uzun konağı anlatıp gezip dolaşarak gündemimizi alıyoruz. Ve konaktan ayrılmadan önce merdivenlere oturup son bir kez daha bu temennimizi paylaşıyoruz. Konağı bütün detaylarıyla gezdik. İşte bu balkonda oturup kahvaltı yapmak da vardı. Belki o zamanlarda böyle kahvaltılar burada değildi. Bahçede, daha farklı yerlerde yapıyorlardı. İşte çıkmış olduğumuz bu merdivenden yavaş yavaş iniyoruz. Bugünkü yapacak olduğumuz programda gidecek olduğumuz daha farklı yerlerimiz de var. Ve bugün bizi rehberlik eden Fatih abi. Şimdi çok güzel konak, çok keyif evet. aldık. Hani... İnsan ayrılası gelmiyor, huzur doluyor, buluyor bu ortamda. Böylesine güzellikler içerisinde çok söyledik. Tarih. İnşallah bir sahip çıkan İnşallah. Çıkar. İnşallah. Yetkilileri buradan bir kez daha sesleniyoruz. Evet. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Şimdi buradan camiye gideceğiz. Cami. Ondan sonra? Ondan sonra dereye. Dereye mi gideceğiz? Dereye gideceğiz. Ya bir dere görelim. Biz programda Muzaffer'le beraber dere görmeden, şelale görmeden, rahat edemiyoruz. Ayağımız suya değmeden, taşların üzerine yani böyle hoplamadan, zıplamadan rahat edemiyoruz. O dereye gideceğiz. O derenin sesini, suyun sesini dinlememiz lazım. İstemediğiniz kadar hem de. Var mı? Var. İstemediğiniz evet. kadar. Her zaman söylemiş olduğum bir söz var. Neydi Muzaffer her zaman söylemiş olduğum bir söz? Hadi söyle, tam böyle giderken ne söylüyorum ben? Bilmiyor musun gerçekten?
Ya 100 tane program çektik. Muzaffer demiyor muyum ben böyle her giderken? Hadi yolcu yolunda gerek. Hayret bir şeysin ya, hayret bir şey. Sanki ilk defa program izliyorsun. Programı yapıyorsun, 100 programı geçtin neredeyse. Muzaffer'le yolcu yolunda gerek diyerek şakalaştıktan sonra konaktan ayrılarak başka bir bölgeye hareket ediyoruz. Şimdi tarih konağın olmuş olduğu yerden çıktık. Tarihi bir eski bir cami var sevgili izleyicilerimiz. İşte o caminin olmuş olduğu bölgeye geldik. Buranın da görüntülerini alacağız. Ondan sonra işte biraz önce söylemiş olduğumuz gibi dereye doğru yol alacağız. Çamaşı ilçesine bağlı Edirli Mahallesi'nde bulunan Kürekçi Camii, Bolaman Deresi'nin kenarında hafif yüksek bir tepecik üzerindeki mezarlık alanı içerisinde yer almaktadır. Caminin doğu duvarının kuzey köşesinde bulunan pencere üzerindeki dikdörtgen çerçeveli kitabeye göre cami hazinedarzadelerden Emin Ağazade Ali Ağa tarafından Turunçzade Derviş Osman eliyle 1812-1813 senesinde inşa olunmuştur. Cami son yıllarda restore edildiğinden oldukça bakımlı vaziyettedir. Tarihi caminin olduğu yerden ayrıldık. Şimdi şelalelerin olmuş olduğu yere, kanyona doğru hareket ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yine Fatih abi yanımıza rehber. Arkada Fatih abi görelim seni de. Buradayım. Şöyle arkadan. Dışarıda yağmur yağıyor. Bakalım yağmur o bölgeye gitmemize engel olacak mı sevgili izleyicilerimiz? Olur mu Muzaffer? Yok, yok. Halleder miyiz? Evet. Biz korkmayız yağmurdan diyerek yolumuza devam ediyoruz. Şimdi şelalelerin olmuş olduğu yere gideceğiz. Bakalım nasıl şelaleler varmış. Hep birlikte izleyeceğiz. Tarih caminin olduğu bölgeden ayrılıp şelalelerin olduğu kanyona doğru hareket ediyoruz. Tek endişem yağmurun başlaması. Yağmurun şiddetini arttırmaması ümidiyle yola devam ediyoruz. Fındık bahçesinden ormana, daha doğrusu kanyon olmuş olduğu yere doğru gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ceviz ağacının dibindeyiz. Cevizler de var. Muzaffer, cevizi görüyor musun? Gel. Hani bereketli topraklarımız diyoruz ya. Güzel. Oo. Muzaffer çok güzel ceviz ya. Ciddi söylüyorum ha. Bir şey söyleyeyim. Şey yapalım mı? Ceviz toplayalım. Ceviz torban var mı yanında? Tişörtü sararız değil mi? Az baksana o cevize. Gerçekten çok güzel. Of. Şunun güzelliğine baksana. Bu cevizi yalnız yiyeceğim ama kamerayı kapattıktan sonra yiyeceğim. Çünkü şapur şupur ediyormuşum. Montajdaki arkadaşımız çok kızıyor. Ümit abi ne olurdu bir şey yerken de ağzını şapırdatma diye. Şapırtıyorum Muzaffer. Tolga bu sana. Ceviz toplayalım. Fatih abi bu bahçe senin mi? Benim. Valla buradan ceviz toplasak olur değil mi? Olur çok güzel olur. Güzel olur diyor. Bir şey söyleyeyim ben sana. Belki yiyemiyor bile. Neyse o kadar yüzsüz olmuyor. Cevizi alalım da tamam. Dere, tepe, bağ, bahçe demeden kanyona doğru yürüyoruz. Bölgede fındığın yanında ceviz ağaçları da var ve Muzaffer'e gitmeden kesinlikle ceviz toplayalım diye onu ikna etmeye çalışıyorum. Ve dere yatağına iniyoruz. Bugün tarihi güzelliklerin yanında şimdi ise memleketimizin doğal güzelliklerinin içinde yol alıyoruz. Fındık bahçesinden indikten sonra
Kanyona indik sevgili izleyicimiz, dere yatağına indik. Nihayetinde derenin sesini duyduk. İşte dereye geldik. Biliyorsunuz bölgelerimiz dereleriyle ünlüdür, dereleriyle meşhurdur. İşte hemen bir dere yatağındayız. Şimdi buradan geçip şelalelerin olmuş olduğu yere doğru ilerleyeceğiz. Muzaffer'le Fatih abinin ayağında terlik var. Çok rahatlar. Bana terlik vermediler. Ben buradan devam edeceğim. Olsun. Yok yok Fatih abi, gerek yok. Şimdi Muzaffer kamerayı bırakacak. Böyle yerlerde beni sırtında geçirir yani. Ben kamerayı... Ha, onun için yani gerek yok yani. Değil mi Muzaffer? Dağ, taş, dere geziyoruz ve dere yatağı gerçekten çok etkileyici. Kanyon boyunca ilerleyince aslında daha hiçbir şey görmediğimizi anlıyoruz. Dere yatağına girdiğimiz andan itibaren çok ağır bir koku hissediyoruz ve nihayetinde bu ağır kokunun sebebini öğreniyoruz. Dere yatağında yürüyoruz. Dere yatağına girdiğimiz andan itibaren çok ağır bir koku var. Hani bu ne kokusu acaba? Bir hayvan ölüsü, hayvan leşi olabilir mi diye konuşurken yaklaşık olarak 20 metre ilerimizde bir domuz leşi var sevgili izleyicilerimiz. Artık kendi mi düştü, vuruldu mu, kayıp mı, nasıl oldu bilmiyorum. Şimdi oraya doğru yaklaşalım. Ben de tabii düşmeden buradan gitmek zorundayım. Kanyon boyunca ilerliyoruz. İşte hemen yanımızda gerçekten çok ağır bir koku var derede. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir domuz. Hayvan resmen kurtlanmış sevgili izleyicilerimiz. Bayağıdır burada gibi kurtlanmış resmen. Büyük bir ihtimalle kayıp düşerek ölmüş olan bir domuz leşi sevgili izleyicilerimiz. Ölmüş olan bir domuz leşi ve bütün kanyon boyunca leşin o ağır kokusunu hissediyoruz. Nasıl öldüğü konusunda bir fikrimiz yok ama kurtların çürümüş leşi nasıl yediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bu kötü görüntüyü arkamızda bırakıp uzaklaşıyoruz. Çok farklı bir vadi yatağındayız sevgili izleyicilerimiz. Hani filmlere konu olacak, görsel olacak olduğu kadar ilginç bir vadi yatağı. Bakın hani böyle fantastik film alanları olur ya, aynen öyle burada film çekilin. Öylesine bir değişik bir vadi ve yukarıdan aşağıya gelen sarmaşıklar var. Benim hemen merak etmiş olduğum bir konu tabii ki bu sarmaşıklar tartıyor. İnsanı tartar mı? Bu sarmaşıklardan oradan buraya gelinir mi diye bir soru aklıma geliyor ve müthiş bir kanyon ve kanyon boyunca sarkan sarmaşıklar oldukça etkileyici ve hemen aklıma gelen soru. Acaba Tarzan gibi bu sarmaşıklardan sallanabilir miyim? İşte bu sorunun cevabını aramak için sarmaşıklara asılıyorum. Şimdi görüntüyü burada durduralım ve mesajımızı verelim. Görüntüyü durdurduk. Sizce ne yapmışımdır? Bu sarmaşığa asılmak gibi saçma sapan bir şey yapmış mıyımdır? Bu sarmaşığa asılıp sallanmış mıyımdır? Veya sarmaşık beni tartmış mıdır? İşte mesajımızı burada veriyoruz. Bilmediğiniz sarmaşıklara asılmayın. İşte hemen sorucu. Rapperimize soruyoruz. Hep birlikte evet, izliyoruz. Sağlam mı? Binebilirsin. Bir tutar mısın? Tabii. Mikrofon tutar mısın? Yalnız oradan karşıdan gelmen lazım. Az bir şey gevşiyor yok, çünkü. Yok şöyle bir ağırla tamam. Ağır tamam. Kendimi burada bırakayım. Az salla. Yok gel. He? Gelmiyor. Evet. Tuzak.
Evet, biliyorum. Sarmaşa asılıp sallanma fikri kötü bir fikirdi, saçma bir fikirdi. Ama ne yaparsınız? Reyting işte. Burada da sarmaşıklara asılmamam konusunda tecrübe edindikten sonraki ilk tepkilerimi izliyorsunuz. Bendeki iş işte ya. Niye gülüyorsun Muzaffer? Ya buna gülecek ne var? Hayır, nerede? Hayır, Allah'tan oradan buraya sallanmadım. Sen ondan sonra rezaleti gör. Görmüş olduğunuz gibi rehberlere her zaman güvenmemek gerekiyor. Hata bende. Rehberine desene. Önce sen sallan abi, ama gerçekten çok güzel bir bölge. Eğer bu bölgelere gelirseniz böyle görmüş olduğunuz sarmaşıklar sizi aldatmasın. Düşüyor. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi ben düştüm. Evet. Herkes gülüyor. Benim haricim herkes gülüyor. Muzaffer'e yaptıklarını çekiyor. Değil mi? Aynen. Muzaffer'in ahı tuttu. Allah'tan dereye düşmedim. Yok. Boş. Buna göre şey yaparız. Ya iyi. Kanyon öylesine güzel ki attığımız her adımla bir başka özellikle karşılaşıyoruz. Kanyon boyunca ilerliyoruz. Ya suyun sesi harika, müthiş, insanı dinlendiriyor. Hani dere boyu geziyorum. Özellikle gurbette olan hemşehrilerimiz için gerçekten müthiş sesler, ortamlar. Arkamızda ben şu anda şelaleyi görüyorum, siz göremiyorsunuz. Müthiş bir güzelliği var. Şelalenin dökülmüş olduğu alanda oldukça güzel bir görüntüsü. İşte hemen arkamıza dönmüş olduğumuzda sevgili izleyicilerimiz, bu bölgedeki gelmek istediğimiz o şelaleye geliyoruz. Gerçekten çok fantastik bir görüntüsü var. Yani filmlere konu olabilecek kadar güzellikte bir görüntüsü var. Ve işte bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Çok etkileyici, mistik bir havası olan kanyonda ilerliyoruz ve kanyon boyunca belki de onlarca şelale var ve ilk şelale hemen önümüzde duruyor. Peki buralara neden Damlacık Kanyonu demişler? İşte cevabı. Şimdi gerçekten çok ilginç görüntüler var ve şunu bir kere söylemek istiyorum. Köşe Bucak ekibi olarak biz buraya geldik ve bundan daha önce buraya kamera gelmedi. Gelmedi. Yani, büyük kimse getirmedi yok, değil mi? Yok, getirmedi. Şimdi bu bölgenin adı nedir? Damlacık Kanyonu. Damlacık Kanyonu. Evet. Damlacık Şelalesi. Evet. Damlacık ismi belki de şunlardan gelme, evet, sevgili izleyenler. Bakın, sular yukarıdan akmış, çamurlaştırmış ve sertleştirmiş. Damla damla akıp sarkıt haline gelmiş.
Çok ilginç bir görüntüsü var bu kayalıkların. Evet, evet, çok güzel. Yalnız bunun daha esaslısı var aşağıda. Oraya yanaşamıyoruz şu anda tikenden, şeyden dolayı. Eskiden insanlar çocuklarını getirirlerdi. Hastalığa iyi gelir diye çocuklarını yıkarlardı, saçlarını yıkarlar, ellerini yani yıkarlar. Yani bu akan sular şifalı akan sular olarak adlandırılır. Büyük bir ihtimalle mineralli bir suymuş. Ha, ben sordum birkaç kişiye. Eskiden şifayı insanlar bu sularda arardı. Şimdi bu yağmur suları topraktan süzüle süzüle evet. gelip burada buradan akıyor. Evet, burada damlıyor. Damlacık oluyor. Ve bu damlaya damlaya kayaları ne hale getirmiş. Gerçekten çok ilginç yapısı var. Evet. Toprağın içinden, altından sular çıkıyor, sular fışkırıyor şeklinde sevgili izleyenler. Belki de bu bölge adını bence evet, buradan alma. Damlacık, bundan alma. Evet. Şelale de çok güzel. Evet. Biraz daha ilerliyoruz evet. bakalım. Kaymasın yeter. Evet. Bugün sakarlığım üzerinde eğer dereye düşmeden gidebilirsek. Yalnız kayaların da çok ilginç yapıları var. Bakın böyle kısım kısım kat kat. Yani travanten gibi jeolojik olarak belki de farklı farklı dönemler için adlandırıyor. Gerçekten çok ilginç, güzel, farklı bir görüntüsü var. Ve bence bunun güzel olmasındaki sebeplerden biri de şu, yani benim buraya ilk olarak gelmemiz ve ilk defa görüntülemek, bu da oldukça güzel ve bizim açımızdan orijinal. Değil mi? Evet. Oldukça güzel bir görüntü var. 10 bin yılda oluşmuş diyorlar. Gelen hocalarımız geldi, gezenler oldu. Evet. Buralar mı? Buralar evet. Tabii bu kayaların evet, oluşması evet. yani onlarca değil binlerce yıldan bahsetmek binlerce. Gerekiyor. İşte sevgili izleyicilerimiz, Köşe Bucak ekibi olarak bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Kanyonda ilerlemek için şelaleleri aşmamız lazım. Ve bu olay o kadar da basit olmuyor. Şimdi şelalenin üstüne doğru tırmanacağız. Tabii Fatih abi buraya alıştım ve kıyafetleri de müsait. Kamerayı ben alayım. Şuradan, evet. Ama terste kaldı. Terste siz alsan gelsin daha iyi. Bunu ayrı alırsan. Evet. Aman dikkat. Yok. Gel, elini bana ver. Heh. Tamam. Tamam, aynen devam ediyorsun. Ben şey alayım, kamerayı alayım. Evet. Kamerayı alayım, nasıl alayım sana? Tamam. Şimdi tabii basamakların olmasından dolayı rahatlıkla çıkabiliyoruz ama her ne olursa olsun yağmur var, ıslak, otlar, yosunlar tehlikeli. Kaymış olduğumuz zaman işte kanyonun altına kadar düşme ihtimali var. Ne kadar ne olursa olsun riskli. Şu anda ayağımın olmuş olduğu yer mesela çok kayıyor. Bakın böyle gel, buradan çok gel. Tehlikeli. Görebildin mi? Özellikle böyle programları annem izlerken çok kızıyor bana. Oğlum ne işin var oralarda diye. Ama gerçekten sevgili izleyicimiz birilerinin buraları gezip görmesi, anlatması lazım. O birisi de ben oluyorum. O yüzden bunu da görev bilinciyle yapıyoruz. Ama gerçekten ya memleketimizi 20 yıldır geziyorum. Elimde mikrofonlarla, programlarla. Her gezmiş olduğum programda bambaşka yerler görüyorum. Yani hani cennet olarak adlandırılıyor ya, birbirinden farklı bölge. Bugün gelmiş olduğumuz bu bölgeler ilk defa geliyoruz. Her adım attığımızda farklı bir yapıyla karşılaşıyoruz. İşte burası da. Yalnız burada sel olduğu zaman, suların yükseldiği zaman çok ciddi anlamda farklı görüntüler oluşabilir. İşte kaya oluşumlarını, kayaların jeolojik oluşumlarını, katmanları görebiliyorsunuz. İşte sarı, efendime söyleyeyim. Burada beyaz. Değil mi? Aşağısı simsiyahtı. Burası aşağı siyah, burası sarı. Evet. Oldukça farklı bir yapısı var.
atalım, yok atlarım. Gölen de ıslanalım ya, ayağımız sansın. Kendine has bir bitki örtüsü de var. Yani endemik bitki örtüsü yapısına sahip. Derenin içerisinde sevgili izleyicimiz görmüş olduğunuz gibi bu yaprakların arasında hemen arkamızı döndüğümüzde bir şelaleyle daha karşılaşacağız. Biraz küçük bir şelale ama olsun. Şöyle kendimi sağlam alıyorum. Öyle mi? Şimdi hani basit gibi görünüyor ama küçücük taşlar sevgili izleyicilerimiz. Hani suya girmek de istemiyorum. Ayağımın altındaki taşın bir tanesi şu şekilde oynamış olduğu zaman direkt suyun içerisine düşüyoruz, giriyoruz. Hani elimde mikrofon da var. Bu şekilde düşmeyi de hiç istemem. En azından düşeceksem mikrofonsuz düşmeyi tercih ederim. Denge sağlıyorum şimdi. Evet. Bu şekilde. Evet. Güvenli bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Tabii Muzaffer de Fatih abi de terlik olduğu için rahatlar. Evet, attık kendimizi karşı. Hemen yanımızda bir şelale daha var. Bunlar sellerin getirmiş olduğu, yağmurla getirmiş olduğu. Sanırım sıralı şelaleler var, evet. Değil mi? Böyle devam ediyor. Kaç tane daha var? Ya, saymadım hiç. Gerçekten? Çok var. Yani şimdi devam edeceğiz zaten. Yani devam. Ne kadar? Bir 5, 3, 2... Fazla. Evet. Ya biz şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6-7 tanesini göreceğiz en azından. Şimdi Muzaffer bir programda sadece bu bölgedeki kanyonlar için girip buradaki şelaleleri boydan boya çekelim. Irmak kıyından başlamamız evet. Lazım. O konağın önden akıyor bu. Öyle konağın mi? Önden geliyor. Kaç şelale var bakmak lazım sayalım. 4,5-5 kilometre uzunluğunda bir. Yani. Öyle mi? Tabii. Çok büyük bir hat kanyondan bahsediyoruz ama gerçekten çok keyifli. Buradan herhalde şu kenardan geçerek gideceğiz. Şuradan şey yuvaları, kırkayak yuvaları. Bakın biliyor musun? Ha şeyin içerisinde. He. Anladım. Bunlar da güzel değil mi? Hiç sorma. Hep taşlı şeylerin altında kırkayak var. Ha şuradan geçelim bakalım. Gel. Sanki bir film platosunda fantastik bir ortamda gibiyiz. Memleketimin bu el değmemiş yerlerini köşe bucak adımlıyoruz. İkinci şelale sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki şelale daha var. Bir sonraki 4-5 kilometre boyunca seri şelalelerle dolu ve inanın beni çok heyecanlandırıyor. Hepsini merak ediyorum ama evet. Bugüne sığacak bir durum değil. Gereken daha temkinli gelmemiz lazım. Mesela bu şekilde rahat kıyafetlerle ama suya düşeceğimde korkmamak evet. Lazım. İşte çıkarken kenardaki kaya yapılarına faydalanarak çıkıyoruz. Bu türlü programlar çekerken sevgili izleyicimiz her şey olabilir. Suya girebiliriz, üstümüz başımız çamur olabilir. Tutar mısın mikrofonu Fatih abi? Peki diyelim ki elimiz böyle çamur oldu. Ne yapacağız? Rahatsız olduk değil mi? Hemen böyle derine sokuyoruz elimizi. Mesela şöyle yapıyoruz. Tamam. Sonra elimiz ıslak, kurutmak lazım. Evet. Hemen böyle üzerimize sürme yöntemiyle beraber üstümüzü başımızı da kurutuyoruz. Baktığın kendi üstün başın olacak gibi içine sinmiyor. O zaman şöyle yapayım. Fatih abi nasılsın abi ya? İyisin inşallah. Abi bir şey diyeceğim. Bak geçen gün şuraya gitti. Bunlar da tabii ki işte oksijen çoğaldığı zaman sevgili izleyicilerimiz. İnsan böyle saçmalıyor. Saçmalıyor mu Muzaffer? Öyle gördün öyle mi? Bak bugün çok kırıldım sana. Bir şey söyleyeyim. Şu ceviz olayını unutturma bana. Ceviz toplayacağız biraz tamam mı? Hani torba falan yok dedin ama şu şapkanın içerisinde doldururuz cevizleri. Hadi gidelim. Sen böyle gel.
Dediğim gibi daha önce hiçbir kameranın girmediği güzel memleketimizin, ordumuzun derinliklerine doğru köşe bucak iniyoruz. Ve biz bunu hep yapıyoruz. Daha önce hiçbir kameranın girmediği bölgelere girip, yani keşif niteliğinde sevgili izleyenler, güzel şehrimiz Ordu'nun derinliklerine doğru köşe bucak programında iniyoruz. Kanyon boyunca ilerlemek öyle kolay da değil. Yapacağımız en ufak bir hatada kayıp düşme, yaralanma riskimiz var. Bu riskleri bile bile adım adım kanyonun derinliklerine doğru heyecanla ilerliyoruz. Şimdi 5-6 tane şelale geçtik sevgili izleyicilerimiz. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi eski yıkılmak üzere olan bir değirmen var. Bu değirmenden daha iki tane daha varmış ve önümüzde bir şelale ve ikinci bir şelale. İkinci şelalenin oraya gideceğiz. O görselin önünde duracağız sevgili izleyicilerimiz. Orayı size aktaracağız ve oradan veda da edeceğiz. Ama en güzel görselin orada olduğunu söylüyor Fatih abi. Tabii ki biz de onun için hareketli bir şekilde gidiyoruz. Oldukça etkileyici güzellikler içinde ilerliyoruz ve Muzaffer'le başka bir mevsimde sadece bu kanyonu konu alan daha kapsamlı bir program yapmamız gerektiği konusunda fikir birliğine varıyoruz. Ve Fatih abiyi de yanımıza alıp veda etmek için son bir kez mikrofonu elime alıyorum.
Muhteşem görüntüler sevgili izleyicilerimiz. Bu muhteşem görüntüler içerisinde bugünkü programımızı nihayetlendireceğiz. Sosyal medya üzerinden tanıştık Fatih abiyle, eşiyle. Evet. Kendileri burada bir işte kendi yöresel olarak işletmeleri var. Evet. Geldik ama bulmuş oldukları bölgede kaya mezarı bugün gördük. Konak gördük, eski bir cami ve şelalelerin olmuş olduğu kanyona geldik. Konak da çok etkileyiciydi. Bu kanyon da çok etkileyici. Seri birbirinden bağlantılı şelaleler. Belki onlarca şelale var sevgili izleyenler. Ben iddia ediyorum. Türkiye'nin en fazla şelalesinin olmuş olduğu yer Ordu. Bence 500'ün üzerinde. Evet. Belki de binlerle ifade edilen şelaleler var. İşte o kanyonlardan bir tanesiyiz. Ve bir güzelliği daha. Daha önce hiçbir kameranın girmemiş olduğu bir bölgede sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü bu programımız belki de keşif amaçlı. Belgeliyoruz. Buradaki şelalelerin yapısını belgeliyoruz. Evet. Sen neler söylüyorsun? Tam olarak nerede olduğumuzu bir kez daha hatırlatır mısın? Çamaş Hisarbey Köyü Damlacık Şelalesi'ndeyiz. İnşallah devamında geldiğinizde beraber devam edeceğiz. Şu o zaman anda, şöyle yapalım. Evet. Bir virgül koyalım. Evet. Önümüzdeki günler içerisinde bu şelalelerin evet. devamını getirelim. Evet. Nereye kadar gidiyor? Kaç şelale evet. var? Evet. Böyle bir program serisi de hem de keşfetmiş yapalım. Olalım. Şu anda kimse sayısını da bilmiyor. Ne kadar olduğunu da bilmiyor. Kimse bilmiyor ya. Değil mi? Bana da sorsan ben de bilmiyorum. Devamlı geziyorum ama ne kadar ne var, neresinde ne var evet. ben de bilmiyorum. Evet. Köşe Bucak programda sevgili izleyicilerimiz sizlerle olan birliklerimizi sürdürüyoruz. Şehrimiz o kadar güzel ki keşfedilmemiş o kadar güzel yerleri var ki, derinlikleri var ki. İşte bugünkü programımızda keşfedilmemiş olan o bölgelerden bir tanesiniz şehrimizin derinliklerine doğru Köşe Bucak programında iniyorum. Sahile çok yakın. 13 kilometre. Değil mi? Tabii. Denize çok, 13 kilometre. Denize 13 kilometre yakın. 13 kilometre. Evet. Bu detayı da bu şekilde evet. alıp vedalaşacağız. Muzaffer bugün seni çok yorduk. Muzaffer de bugün çok yoruldu. Evet, çok güzel çekimler yaptı ama evet, inşallah bize... Elinde kamerasıyla beraber hiç sesini bile çıkartmadı. Evet. O yüzden gerçekten çok iyi bir arkadaşımız. Ama hiç gülmüyor. Bakma sen onun öyle yüzün asık olduğuna. Gülmek de yakışıyor. Gülüyor. Evet. Ara sıra gülüyor. Evet. Ben bir iki kere yakaladım güldüğünü, tebessüm ettiğini. Hatta aramızda kalsın bir kere onu espri yaparken bile yakaladım. Tamam, çok utandı, çok mahcup oldu. Evet. Pek yüzüne vurmuyorum bunları. Evet sevgili izleyicilerimiz, haftaya Köşe Bucak programında ben Ümit Tatabay tekrar sizlerle birlikte olacağım. Şehrimizin derinliklerinde yine buluşacağız. Hoşça kalın. Yılmaz Meşrubat Köşe Bucak programını sundu.